Çocuğun da zamanlar yok orada. Ya şu yazışmayı bir ekrana getireyim de gerçekten. Bizim olan benim biraderim de Mustafa. Ekranlara getireyim arkadaşlar, Fatma'nın biriyle Gülşen diye bir kadın olduğu iddia ediliyor. Bir ekranlara bir gelsin de Fatma bize bu yazışmayı bir açıklasın. Çünkü bu kadar sevgilisinin peşine niye düştün Mustafa? Yani seni aldattı, onu mu öğrenmeye çalışıyorsun? Yoksa ya ben şükürle... Ben yakalanmışsın, ben 2017'de yakalamışım. Ben bunun bazı bir şeylerini çıkarttırmıştım. Acaba bir kızın gittiği yerlerde mi bilmem ne, onları mı çıkarttırmaya çalışıyorsun? Şüküre ulaşmaya çalışmak için bunları takip ediyor. Bir gelsin şu yazışma sevgili izleyiciler. Bir de bunları çıkartmamın sebebi boşanma davasında delil olsun diye. İzleyelim şunu. İzle bak şu ne diyor, çok garip bir yazışma. Buyurun. Tamam, ben izleyeyim. Günaydın sevgilim. Ne yapıyorsun canım aşkım? Uzanıyorum. Kalkamadım da. Sen? Uzan aşkım. Bebeğin büyüyor. Büyüsün. Yerim seni. Günaydın aşkım. Günaydın sevgilim. Ne yapıyorsun canım aşkım? Uzanıyorum. Kalkamadım da. Sen? Uzan aşkım. Bebeğin büyüyor. Büyüsün. Yerim seni. Şimdi bu yazışmayı, daha doğrusu ben aralarındaki Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeyi Instagram adresine de koyar mısınız arkadaşlar bu yazışmayı? Ben yazışmadım onu. Sen değil misin bu? Ya bu ne demek? Çözemedik biz. Günaydın aşkım. Gülşen diye biri. Gülşen Karabulut. Soy ismini de söylemeyelim. Söyle söyle. Ama tabii yani o kişinin öyle bir insan var evli, mı? O adam da evli, bununla yazışıyor. O adamın karısı da öğrensin, eşi de öğrensin bunları. Sivaslı bu adam. Kayseri'de yaşıyor. Günaydın aşkım, günaydın diyor. İşte ne yapıyorsun diyor. Uzan aşkım, bebeğim büyüyor. O da büyüsün diyor. Sonra öpücükler veriyor. Öyle bir şey konuşmadım. Okuma yazman var mı? Var. Gelip alabilir misin? Vereyim sana. Gel canım, gel. Sana vereyim. Görüyorum zaten, değil mi? Yani bak ama şu yazının tamamını belki yakından bakarsın. Gülşen diye biri şey var. Ya benden sonra yazmıştır Didem Hanım. Çünkü Facebook'um her şeyim onda. Peki sen böyle bir insanla yazıştın mı sevgili? Yazıştım ama kesin o benden sonra yazıştığı şeyler. Ha ya sen böyle bir erkekle yazıştın. Bu erkek mi peki? Bu erkek mi? Erkek. Tamam, bir ama erkek. Ama benden sonra yazıştı. Çünkü her şeyim onda. Yani ben kapattıktan sonra yazıştığı şeyler. Senin telefonundan ben mi yazdım o adama? Sen yazdın. Bu sabah saat 8.55'te. Evet, ben 8'de bile yazışmadım onunla. 8.55'te sen... Hayır, hiç yazmadım 8'de. Şöyle netleştirmek için özür dilerim. Ben tarihler istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam tamam, bir dakika. Sen tarihler istiyorum, başka hiçbir şey. Bir izin verirsen, bu Gülşen bir erkek, doğru mu? Erkek. Evli, doğru mu? Evli. Tamam. Nerede yaşıyor? Geldim hiç. Gelme, hayır gelmedi. Gelme yok. Sadece mesaj. Kayseri'de mi yaşıyor? Aynen. Kayseri'de yaşıyor. Sen onu Gülşen diye kaydettin, kocan şey yaptı. Ne zamandan beri tanıyorsun bu adamı? Ya dedim hanım, sadece... Tarih önemli. Şeyden bu yana. Antalya'dan bu yana. Önce değil. Ne zaman? Antalya'dan bu yana. Antalya'ya geldiğinden beri. Antalya'ya geldiğinden yani beri. Yani tarihçi, ben tarihle istiyorum Didem Hanım. Hayır, Isparta'dayken sen bu erkekle hayır, yazıştın mı? Yani... Tarih yok mu orada Didem Hanım? Tarih, bir dakika bakayım ya. Tarihi benim telefonumda var tarihler, sıkıntı yok. Tamam, bakarım bir daha tarihlere. Yani sen Didem Hanım, kızımla hiç ilgisi yok onun. Daha önceden ya, tanımıyorsun. Didem Hanım, kızımla hiç ilgisi yok. Tarih yok burada. Dolayısıyla bu uzan aşkın bebeğim büyüyor. Büyüsünü Mustafa mı yazdı? Bence o yazdı. Allah Allah, Mustafa sen mi yazdın? Ben yazdım. Ha, belki yem atmak için yazmış olabilirsin. Geçen gün demedi mi? Her şeyi elimde, telefonun her şeyi benim elimde demedi mi? Onu söyledim. Ağzıyla söyledi. Takip ediyorum. O hesapları değiştirdin. Şifrelerini değiştirdin. Tamam. Şimdi ben giremiyorum. Şimdi değiştirdim. Ah, güzel, şimdi tamam işte. Giremiyor mu? Çok üzüldüm. Şimdi giremiyorum. Dedim ama hesaplarım hepsi geldiğinde. Şimdi çok çok önemli arkadaşlar, bir yandan onu söylüyorlar. Gerçekten çok önemli bir gelişme. Şimdi söyleyemiyorum detayları. Birazdan siz de öğreneceksiniz. İzleyiciler de ne olduğunu öğrenecekler. Ben sevgililerimle kızımın hiçbir ilgisi yok. Hı. Ben sadece kızımın işini buradayım. Benim sevgililerimle alakası yok çocuğumun şeyi. Şunu söylüyor. Yani baştan beri sevgilimi konuşuyorsunuz. Başka hiçbir şey konuşmuyorum burada. Senin Mustafa'yı neden aldattığına biz ilgilenmiyoruz. Aynen. Onu, bak şurada ne? Ama anlıkıyla bir ilgisi hayır, yok benim. Onun tezi şu, diyor ki sen diyorsun ki çocuğumu gece aldı, hamile mi diye götürdü, geri getirmedi. Hı. O da diyor ki ben öldürmedim, ben bir şey yapmadım diyor. O ancak diyor sevgilisiyle... Tamam, 2010'da. Ondaysa kabul edeceğim. 2010'da mı? Ben de 2011'de, şunu soruyorum işte. 2013'te, 2014'te mi? Sordum, ne zamandan beri tanıyorsun diyor. Soruyorum sana, sen de yanıt ver işte. 2000 yani 22'den beri bu yana, 23'ten beri işte bu yana. Sen eşini 2014 kızın kaybolduğu sıralarda hiç da aldatıyor muydun? Hiçbir şey mi oldu? Aldatıyor muydun? Hayır. Kimseyle ilişkin var keşke mıydı? Keşke aldataydım ve kaybola gideydim. Keşke diyorum Didem Hanım. Keşke diyorum.
Kimse yok. Ya ben kızımla sevgililer de yok. Alabilirsiniz yazışmayı arkadaşlar ekrandan. Tamam. Instagram'da var zaten. Sevgililer oradan görürler. Ya benim sevgililerimle bu çocuğu ortadan kaldırdığım yalanından vazgeç diyor Mustafa. Niye onunla ilgileniyor diyor. Duyuyor musun karını? Sadece yediremiyor kendine. Duyuyor. Şimdi aldattığım için yediremiyor kendine. Başka bir şey değil diye var. Çocuğumla arkadaşı yok. Derdi şükür değil beni yani. Beni aldattın da ben de bulamadığını öbür erkek kadar ne buldun? Başka bir şey değil. Anca bu diye var. Bu nedir ya? Bu soru ilginç bir soru. Bunu kızın kayıp olduğunda veyahut da öldürdüğün... Kaçırdın diyor. Kaçırdıysa 10 yıl ortaya çıkarsan ulaşır ya Mustafa ya. Vallahi bilmiyorum işte bir şekilde de hak ettiği yerde neredeyse hak ettiği yer. Hak ettiği yerde mi? Bilmem işte onu açıklayacak onu. Sana sormalı hak ettiği yerde mi? Hak ettiği nerede hak ettiyse onu. Benim çocuğum hiçbir şey hak etmedi. Sen hak ettin her şeyi esasında. Ben de öldür la ya. Her şeyi hak ediyorsun esasında. Çocuğumla yapacağını her şeyi de hak ediyorum. Çocuğundan kurtulmaya çalışacaksın. Benden kurtulmaya çalışırlar madem. Ben çocuğumla benden kurtulmaya çalışmışsın. Beni vur lan. Şey bunu yapardım. Geçen gün de söyledim. O öyle bir şey yapsaydım seni yapardım. Çocuğumla değil seni yapardım. Veya biner giderdim. Niye binip gitmedin? Biner giderdim. Ben çocuğuma bir kötü bir şey yaptığımda niye onun sana sustun? Bir de var mı? Eğer çocuğumun kanına bile girmezdim. Sevgilim olsaydı soruyu biner giderdim. Soruyu duydun mu? Diyor ki ben diyor. Sevgilim olsaydı biner giderdim. Sevgili değil. Sevgili değil ya. Bak benim çocuğuma bir kötülük yaptığımı düşünüyordun da, şüpheleniyordun da. Neden kaldın diyor. Niye sessiz kaldın? Niye yanımdaydın diyor. Kandırdığı için. Yani kaçtığına inandırdığı için. Yani diyor ya kaçtı kaçırdı. Ben onun için durdum. Onun için şey yaptım diyor. Ben burada, de onu diyorum. Burada sen ağzınla yani söyledin. Öyle kandırdı beni. Telefonla 18-2016. Madrocandakılarla kaçmıştı. Kendin söyledin burada. Aynen. Onlardan şüphelendim dedin. Ben ya, mi dedim onlardan madrocandakılar? Şükür kaybolduktan sonra aranızdaki karı koca ilişkisi de bitmiş. Fatma çok önemli bir şey soruyorum. Konuşacağım ben gideceğim. Bak bir şey soracağım. Bir de var ben galiba bitirip gideceğim. Bak sevgilerle başka hiçbir şey konuşmuyor. Tamam sormayacağız. Tamam da sen bana şunu söyler misin? Çocuğun kaybolduktan sonra sen Mustafa ile ayrı yataklarda mı yatmaya başladın? Hayır. Öyle bir şey yok. Billahi yattık. Sorabilirsiniz. Bunu da telefonunu alın elinden. Çocuklarıma sorun. Ben de telefonu açıyorum. Ben telefonu durdum. Telefon yok ki bende. Olur mu sende telefon? Dikkatli konuşun, çok rica ediyorum ya. Fatma. Ben bir tane sevgili yaptım da hayatımı arkama yanında vuruyor. Ben de buldum. Sen bir 70 tane yapacaksın ya, bir tane bul. Ben de buldum. Çocuğumu... Çocukların yanında böyle kavga ediyor muydunuz? Haydi tamam. İç ettiniz mi? Estek de yani yanımda bulamıyor. Çocuklarla kavga edecek zamanımız yoktu ki. Bir şey söyleyeceğim. Şükür'ün kaybıyla ilgili çocuklar farklı farklı şeyler söylüyorlar. Çünkü aynı şeyle yalancılığıyla şeyler. Böyle değil mi? Başka hiçbir şey yok. Çocukların aklı ermiyor ki. Sadece büyük şeyin aklı eriyor. Ötekinin aklı ermiyor. Küçük şey zaten bunun doldurmasını konuştu. Başka hiçbir şey konuşmadı. Küçük şey hiç aklı ermiyor. 4 ondan mı hakkı sütünü haram ettin? Hiç başka hiçbir şey konuşmadı. Sadece bunun yalancılığını ortaya şeye attı. Ötekini döndürdün kendini, onu döndüremedin, sütünü haram ettin. Çocuk bir şey söyleyeyim mi? İkiniz de çocukların kafasını karıştırmışsınız.